Her bir basın emekçileri basın toplantınıza başlarken öncelikle bugün açlık grevinin 119. gününde başta hükümet ve bu ülkeyi yönetenler olmak üzere bir bütün olarak bütün toplum tarafından maalesef ölüme terk edilmiş iki genç eğitimci ve akademisyenin durumuna bir kez daha dikkat çekerek başlamak istiyorum. Anlaşılan o ki bu ülkeyi yönetenler bu iki gencimizin ölümünü istiyorlar. Hiçbir adım atmayan, sorunun aşılması için hiçbir çaba sarf etmeyen, bu konuda kılını kıpırdatmayan hükümetin niyetinin bu gençlerimizin ölümünü beklemek ve bu ölüm üzerinden nasıl bir murat ediyorlarsa bilmiyorum ama bir siyasi hat izledikleri anlaşılan açığa çıkmıştır. Biz bu meselenin artık sadece siyasi iktidara bırakılmaması, bütün muhalefet partileri, bu ülkeyi oluşturan sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve toplum vicdanını oluşturan, o vicdanda yer aldığını ifade eden herkesin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten yarın bir gün an meselesidir. Bu gençlerimizden birinin veya ikisinin yaşamını kaybettiğine dair bir haberle sarsılmak, geçen hafta ifade ettiğim üzere onun ahlak ve vicdanından geçememiş kişiler olarak tarihe yazılmak istemiyoruz. Düşünün, onlara çalınan karalar neler olursa olsun çok bariz, çok net, ertelenemez, alabildiğine meşru talepleri var. Biz alın terimizle, emeğimizle, annemizin, babamızın, bütün diğer kardeşlerimizin rızkından kısarak bizi okutma halleri üzerinden elde etmiş olduğumuz bu tahsilin sonucu, diplomanın sonucu olarak emek yoğunluklu yapmış olduğumuz işimizi geri istiyoruz. Çünkü bu gençler neden görevden alındıklarını, neden meslekten ihraç edildiklerini bilmiyorlar. Onlara ihraç edildiklerine dair tebliğ edilen iki cümlenin ötesinde hiçbir gerekçenin bilgisine sahip değillerdir. Bu da işin en yaralayıcı noktasıdır. Belki de vicdanımız da bu gençlerimiz yaşamını kaybetmeden önce yüzleşmemiz veya bir bütün olarak ülkenin yüzleşmesinin daha anlamlı, daha değerli olacağını ifade etmek istiyorum. Değerli basın emekçileri, dün eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ 245 günün tutukluluğunun 245. gününde ilk kez tutuklu olduğu dosyadan hakim karşısına çıktı. Bir bütün olarak mahkemeyi öncesini sonrasını izlemiş, takip etmiş biri olarak ifade edeyim ki böyle bir eş genel başkana sahip olduğumuz için bir kez daha gurur duyduk, onur duyduk. Boyun eğmeyen, doğruların yılmaz savunucusu olma, bu ülkede kendisine oy vermiş vermemiş olan bütün kadınların onurunun nasıl savunulduğunun veciz örneklerini ortaya koydu. Onurlu bir kadın lider, siyasetçi, bir yurttaş olmanın veciz örneklerini mahkeme karşısında oldukça sakin, oldukça vakur, oldukça büyük bir olgunlukla savunmuştur. Herhalde siyasetçi, HDP'de siyasetçi ve eş genel başkan olmanın ölçülerinin bu olmuş olması gerçeği üzerinden biz de kendisi, duruşu, siyasi kişiliğiyle ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bütün engellemelere rağmen daha büyük bir salon var iken 300 kişilik salona duruşmanın hapsedilmiş olması, başından belli olacağı üzere salonun asla onu sevenlere, onu sahiplenmek isteyenlere yetmeyeceği, onca engellemenin bu ülkenin hukuk düzlemine vurulan bir darbe olduğunu,
seçmenlerinin oy vermiş olan, vermemiş olan farklı seçim bölgelerinden araçlarla Ankara'ya gelmek isteyenlerin ya kendi illerinde araçlarının durdurulması, engellenmesi, bağlanması ya da Ankara girişinde durdurulması çabaları. Onu savunmaya gelen avukatların aynı muameleye tabi tutulmuş olması. Yine özellikle bir bilgiyi dikkatlerinize sunmak istiyorum ki onun duruşmasını takip etmek üzere Avrupa'dan gelen 20'nin üzerindeki milletvekili, belediye başkanı, parti yöneticisi, hukukçu ve sivil toplum aktivisti 20 Avrupalı gözlemcinin mahkeme salonuna girişi engellendi. Girişinin engellenmesiyle ilgili bir detay, bu ülkede yargının içine düşmüş olduğu halleri gözler önüne çok yalın seriyor. Bu konuda avukatların mahkeme başkanıyla mahkeme başlamadan önce yapmış olduğu görüşmede salondaki kapasitenin olanak verdiği ölçüde alınabileceğini ifade etti. Daha sonra bu heyetten 5 kişinin içeri girebileceği söylendi. Heyetten içeri 5 kişinin girme kararı tebliğ edildikten sonra önce polisin direnciyle karşılaşıldı. Daha sonra Avrupalı heyetten 5 gözlemci mahkeme salonuna girdi. Ne olduysa ondan sonra mahkeme bir ara verildi. Arkaya mahkeme başkanının yanına giden polisler ve polis şeflerinin ona nedir bilmiyoruz, aktarı mıdır, talimat mıdır? Bir bilgi belge yok elimizde tabii. Mahkeme başkanının aktarımlarından sonra ibretlik bir kararla bu ülkeyi yurt içi yurt dışında utanç duyulacak bir noktaya düşürürcesine mahkeme başkanı kararından geri adım atmak zorunda kaldı ve 5 gözlemci heyet dışarı çıkarıldı. Bu bile başlı başına eş genel başkanlarımızın, milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin yargılanırken karşısında bulunan yargının ne kadar güdümlü, ne kadar siyasallaşmış bir yargı olduğunun en önemli örneklerinden biriydi. Bunu eş genel başkanımız özellikle ifade etti. Mahkemeye başlarken gördüğü tablonun bu ülkeyi siyasi iktidar marifetiyle nasıl utanç duyulacak bir noktaya itildiğinin veciz bir örneğini yaşadığını ifade etti. Mahkeme başkanının kendi mahkeme sınırları dahilinde bile kararlarını uygulayamayışı, uygulamaya çalışırken kendisine müdahale edilme biçimini onca hukukçu, onca siyasetçi, içeride bulunan 300 kişi ve aralarında basın mensuplarının da şahitliğinde izledik. Bu ülkenin bunu hak ettiğini düşünmüyoruz. Bu ülke iktidar eliyle, kolluk talimatıyla iş yapabilen bir yargıyı değil, tarafsız, bağımsız, uluslararası normları esas alan ve eksiksiz uygulayan bir yargıyı hak etmektedir. Böyle bir hukukun üstünlüğünü ve demokratik teamüllerin esas alınması için bir ülkede verilmesi gereken bedelleri fazlasıyla bu ülke insanlarının ödediğini, cefasını çektiğini ve böyle bir eksiksiz demokrasiyi hak ettiğini düşünüyoruz. Yine aynı heyetle, hukukçu heyetle birlikte, yabancı heyetinle birlikte eş genel başkanımız Sayın Yüksekdağ'ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istediği açıklamaya karşı çıkarılan zorluklar ve yasal engeller. Ve bütün bunların ortak paydası değerli basın emekçileri, bunların büyük bir çoğunluğunda alınan kararların yazılı bir belgesinin tarafımıza ibra edilemeyişi gerçeğidir. Asıl utanç duyulacak nokta budur. Önceki gün Kandıra'da Kandıra Cezaevi Müdürü'nden almış olduğumuz randevuya binaen biz cezaevini ziyaret etmek istiyoruz. 15 kilometre kala yıldırılmış zırhlı araçlar ve polisler eşliğinde geçişimiz engelleniyor. Neden? Talimat var. Belgesini görebilir miyiz? Yok. Yazılı bir emriniz var mı elinizde, kararınız? Yok. Peki kim talimat verdi? Söyleyemeyiz. Bu ülke Muz Cumhuriyeti mi ya? Allah aşkına bu ülke
Bir çete devleti mi? Kim bu ülkeyi içte dışta böyle lanse etme hakkına sahiptir? Yazılı bir belge olmaksızın uygulanmaya çalışılan yasaklar ne kadar hukukidir? Kimin talimat verdiğini bilmeksizin dayatılan yasakçı zihniyetin hakim olduğu bir ülke ne kadar demokratiktir? Bu ülkeyi yönetenler böyle bir ülkeyle gurur duyuyor olabilirler. Ama bundan çok daha fazlasını bu ülkenin hak ettiğine, bundan çok daha fazla hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, toplumsal barışı hak ettiğine bu ülkenin inanmış kişiler olarak biz böyle bir ülke gerçekliğinden, bugünkü iktidar marifetiyle bu hale düşürülmüş ülke gerçekliğinden gurur duymayacağız. Yine şunu ifade edelim, bütün engellemelere rağmen sevenleri, partilileri, yol arkadaşları, mücadele arkadaşları eş genel başkanımızı yalnız bırakmamış. O 300 kişilik salonun içi dışı hınç hınç dolmuş. Kendisi de yaptığı savunma ve almış olduğu bu destekle toplumsal muhalefetin, toplumsal mücadeleci muhalefetin yalnız ve sahipsiz olmadığını hem görmüş hem de ifade etmiştir. Değerli basın emekçileri, bir de son günlerde malumunuzca Ankara Valiliği'nin evlere şenlik kararlarıyla karşı karşıyayız. Semih ve Nuriye Yüksel Caddesi'nde daha tutuklanmadan önce başlatmış oldukları açlık grevi sürecince muazzam bir sahiplenme ile karşılaştılar. Bu sahiplenme ve dayanışmacı toplumsal yapıdan rahatsız olan siyasi iktidar, yasakçı bir zihniyetle birçok engellemeye imza attı. Birçok orantısız güç ile müdahaleye imza attı. Bir kolu olmayan bir eylemcinin, bir etkinlik sahibinin omuzunun nasıl kırıldığını hep birlikte izledik. Ve aslında Ankara Valiliği'nin ender gördüğümüz yazılı talimatlarından birinden bir pasaj okursam, zihniyetin, arka planın, bu kararların, bu yasakçı yaklaşımın ne olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Bu eylem ve etkinliklerin diyor, toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıdığı. Zaten siyasetçiler ve sivil toplum örgütü mensupları düşünce ve etkinliklerinin bütün toplum tarafından yaygınlaşması için bunu yaparlar. Siz siyasi rakiplerinizin düşüncelerinin toplum tarafından kabul görmesinden ne kadar korktuğunuzu ifade ediyorsunuz işte. Bu bir korku tezahürüdür. Siz onca kanalları kullanarak, yazılı, görsel, işitsel, sosyal medyayı derdest ederek, basın emekçilerinin özgür çalışma hakkını elinden alarak, patronlar üzerinden baskılar kurarak, zaten bütün medyayı ele niçin geçirirsiniz? Doğrudan kopuk, yalanlara dayalı siyasi hattınıza bütün toplumun inanması için, toplumsal destek almak için yaparsınız bunu. Kıt kanaat olanaklarla siyaset yapan muhalefet partileri ve toplumsal muhalefet kesimleri de kendi doğrularının düşüncelerini toplum tarafından zaten kabul görmesi için etkinlikler düzenlerler. Bir etkinliğin, bir düşünce biçiminin, bir siyaset biçiminin burada yazılı olduğu üzere etkinliklerin toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıması üzerinden yasağın olduğu dünyanın neresinde görülmüştür? Ben siyaset yapıyorum, düşüncelerimin ve etkinliklerimin toplumun geniş kesimleri tarafından kabul görmesi için yapıyorum tabii ki. Mecliste bunun için konuşuyorum. Basına bunun için demeç veriyorum. Burada bu konuşmayı onun için yapıyorum. Kendi doğrularımı toplumsal doğrular haline getirerek geniş tabanlı siyaset yapmak için yapıyorum. Bu bir yasak nedeni olabilir mi? Yüksel Caddesi'ndeki etkinliklerden bugüne kadar kimin burnu kanadı? Polis şiddeti dışında, kolluk kuvvetlerinin orantısız saldırıları dışında, orantısız gaz kullanımı dışında kimin burnu kanadı? Allah muhafaza, kim hayatını kaybetti şimdiye kadar? Kim zarar gördü? Sadece polisin müdahalesi sebebiyle
Oraya giriş ve çıkışların bariyerlerle kapatılması neticesinde oradaki esnaf zarar gördü. Bu da oradaki etkinlik sahiplerinin müsebbibi olduğu bir durum değildir. Değerli basın emekçileri, son olarak dün Başbakan Yardımcısı Sayın Can İkli'nin ifade ettiği yapılan çalışmalarda baylok kullanan aktif milletvekili bulunamamıştır. Sözüne dair birkaç hususu ve düşüncemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, yarın bir gün aktif milletvekillerinden milletvekili sona erdikten sonra kovuşturma ve soruşturmaya tabi tutulacak bazı iktidar milletvekillerine valla bu gözden kaçmış, bunun bayrağı varmış denirse şaşırmayın. Bugün sadece onların partilerinde bulunduğu için baylokçulara müdahale edilmeme kararı var. Bu meyanda Sayın Can İkli bu açıklamayı yapıyor olabilir. Ama yarın bugün milletvekili olanların milletvekilliğini kaybettikten sonra neyle karşılaşacaklarını yaşarsa hepimiz birlikte göreceğiz. Ama eminim, bakın, göreceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. O 317 AKP'li milletvekili içerisinde milletvekilleri sona erdikten sonra baylok suçlamasıyla tutuklananlar olacaktır. İkinci bir husus, velev ki 550 milletvekilinin hiçbirinde baylok çıkmamış olsun. Peki bir örgütle iltisak sadece bayloğa mı indirgenir? Şimdiye kadar paralel devlet yapılanması kapsamında tutuklananların hepsi sadece ve sadece baylok kullandığı için mi tutuklandı? Tutuklananlar, ihraç edilenler, mağduriyete uğrayanlar arasında bayloğu olmayan hiç kimse yok mu? Böyle bir determinist bakış açısı olabilir mi? Sadece bir şeye kodlayarak onun belirlenimciliği üzerinden, onun dışında her şeyi yanlış sayan bir yaklaşım üzerinden bir dava yürüyebilir mi? Bir darbe bu hattan gidebilir mi? Şimdi ben soruyorum. AKP içerisinde, o 317 milletvekili içerisinde, bakın ben size belki de bir parmağın, bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar bir çerçeve çizeceğim. Fethullah Gülen'i övmemiş, savunmamış, onunla ilgili hiç yazmamış, konuşmamış. Başbakan, bakan, milletvekili var mı? Bu kadar net. Sosyal medyaya girin, istediğiniz AKP'li milletvekilinin adının yanına Fethullah Gülen yazın, dökülsün haberler. Bundan kurtulabilecek kaç AKP'li milletvekili var? Başbakan, önceki başbakanlar, cumhurbaşkanı övmemiş, savunmamış, yazmamış, sahip çıkmamış. Onu toplumsal muhalefete karşı korumamış kaç kişi var? Tek ölçü baylok olabilir mi? İçeridekiler sadece baylok kullandıkları için mi tutuklu? Tek kriter bu mu? Yani olmayınca olmuyor mu? O zaman birçok davada telefonunda baylok çıkmadığı halde tutuklu olanlar var. Öncelikle buyurun o zaman onları tahliye edin, tek kriter bayloksa. Bu başlı başına, bu açıklama bile AKP içerisinde kullanımı olan bayloğun AKP içerisinde yaygınca bulunan Gülen'le ilişkili milletvekillerinin ve siyasetçilerin varlığından duyulan rahatsızlığın üzerini kapatmaya dönük bir açıklamadır. Bu açıklamanın bile dün durup dururken yapılmış olması bu konuda birilerinin dibinin çok ıslak olduğu anlamına gelmektedir. Ben bu duygu ve düşüncelerle özellikle eş genel başkanımızın dün mahkemesinde tutukluluk halinin devam ediyor olması ve bu yönlü kararı verilmiş olması bizi şaşırtmadı. Çünkü eş genel başkanlarımız, milletvekillerimizin dosyalarının tamamını ayrıntılı eklasörlerle birlikte incelemek üzere sizin ve bütün kamuoyunun dikkatine sunuyorum.
siyasi söylem ve etkinlik dışında hiçbir suçlamayla karşılaşamayacaksınız. Sadece iktidar gibi düşünmemek, onunla aynı toplum tahayyülüne sahip olmamak, siyasi iktidar gibi bir ülke özlemi olmamak, onun dışında bir ülke özlemi içerisinde olmak, siyasi iktidarın tahayyül ettiği bir Orta Doğu dışında bir Orta Doğu düşünmek ve bu istikamette siyaset yapmak ve halkımızın bu yönünü belli oranda iktidarın hesabını bozacak oranda desteğini almış olmak bizim affedilmez günahımızdır. Er geç doğrular açığa çıkacaktır. Er geç meslek onurunu ve kurumsal kimliğini bu kadar siyasi iktidarın güdümüne vermiş olan yargıçların utanacağı ve kendilerinin de belli bir kısmının yargılanacağı bir ülkeye uyanacağız biz. Bu kadar yargıyı siyasallaştırmış olanların yarın bir gün kendi ölçüleri üzerinden yargılanmaya başladıkları anda dik duramayacaklarını şimdiden çok iyi biliyoruz biz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Varsa bir iki soru alabilirim. Bir defa hafta içi iki Diyarbakır milletvekilimizle ilgili benim açıkçası bu ülkenin bir yurttaşı olarak utandığım bir fezlekeyi hazırlayan Diyarbakır Başsavcı Vekilinin sürgün ötesi tenzili rütbeyle görev yerinin değiştirilmesi bizim açımızdan şaşırtıcı olmamıştır. Bu beyefendi, sürgün edilen beyefendi, iki milletvekilimizle ilgili parti binasının merdiveninde kamu düzenini bozmadan, slogan atmadan, çevreyi rahatsız etmeden oturmasını bir fezleke haline getirdi. Düşünün, ibare partinin dış merdiveninde kamu düzenini bozmadan, yola taşmadan, çevreyi rahatsız etmeden, slogan atmadan oturma. Ne büyük bir eylem ama. Kesin bununla bu fezleke hazırlanmasa, bu arkadaşlarımız yargılanmasa Allah muhafaza bu ülke yıkılabilir. Bu ülkenin çok ihtiyaç duyduğu bir fezlekeydi. Bunun gibi okunduğunda kimini güldüren, kimini utandırtan, fezlekeler yazmaktan imtina etmeyen birçok yargıcı geçmiş dönemde gördük. Şimdi kimisi ihraç boşta, kimisi ihraç cezaevinde. Bugünlerinde elbet haktan, hukuktan, adaletten, hakikatten yana defteri açıldığında görülecektir. Yalnız sorunuza verdiğim bu cevabı özellikle şunun için kullandım. Geriye dönük açığa da alınsalar, ihraçla edilseler, sürgünle edilseler, yapmış oldukları gayri hukuki uygulamalar yanlarına kar kalıyor. Çünkü siyasi iktidar kendi muhalefetine dönük hukuk dışı bu uygulamaları mükafatlandırmaktan geri durmuyor. Yani bir de işte görüşme saati AK Parti ile MHP arasında başlayacak, belki yarın da devam edecek. 11'inde de komisyonun gündemine geliyor. Anladığımız kadarıyla grup önerilerinde kısıtlamaya girecek bir duruyor. Yoksa maçlarında da yine benzer değişiklikler öngörülüyor. Bizim alabildiğimiz bilgilere göre. Ya bundan yaklaşık 1,5 ay önce meclis başkanı bu konuda bir uzlaşma tabanı aradığını ifade etmişti. Uzlaşma böyle olmaz. Uzlaşmaya dayalı bir arayış bizim bildiğimiz nasıl olur? Çağırırsınız bütün partilerin temsilcilerini. Öncelikle iş tüzüğün değişikliği, ihtiyacı nereden hasıl oldu? Bunu tartışır. Bu hasıl olma biçimini ortaya koyar. Ondan sonra nerelerinin değiştirileceğini birlikte karar altına alırsınız. Bunun adı uzlaşma olur. Ama yapılan nedir? Hazır bir taslağı getirip muhalefete dayatmak bir uzlaşma alan değildir. Bu bir dayatmadır. Bir de daha komisyonda tartışılmadan, anayasa komisyonuna gelmemiş olan bu iş tüzük taslağının iki parti arasında tartışılıyor olması
bizim açımızdan belki biraz anlaşılır olabilir ama siyasi etik açısından problemlidir. Bu ülkenin yarısını dışlayarak, bu ülkede %40 oy almış iki partiyi dışlayarak, derin dehlizlerde kapalı kapılar ardında bu ülkenin yasama organının çalışma esas ve usullerini belirleyecek olan bir değişikliği hazırlayamazsınız. Hazırlarsanız bunun adı demokratik yöntem olmaz. Bunun adı hukuksal bir usulle gerçekleşme hali olmaz. Onun için bizim beklentimiz bir taslak olmaksızın bütün partilerin temsilcilerinin çağrılıp bir ihtiyacın hasıl olup olmadığını, önce hasıl olmuşsa nerelerden başlanması gerektiğini ön yargısı tartışılmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili bir provokasyon iddiası var. Kendisi bizzat dile getirdi. Numan Kurtulmuş'un ifadeleriyle işte bir grup ilk gün İstanbul girişinde bu provokasyonu gerçekleştireceğine dönük. Zaten iktidar cephesinden de söylemler son dönemde oldukça sertleşti. PKK, Yaşkar, Feci, FETÖ ile beraber yürüyor iddialarıyla birlikte. Siz de kitlesel destek vereceksiniz sonraki aşamada şeyde, Maltepe'de. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iddiaları? Şimdi birincisi Sayın Kılıçdaroğlu yürüyor, partilileri yürüyor ama toplumun farklı kesimlerinden destekler var. Ama destek vereceğini beyan eden bir Gülenci görmedim ben. Destek beyan edeceğini ifade eden bir Daişli görmedim. Destek verdiğini beyan eden bir PKK'lı görmedim. Yani yok. Olmayan bir şey üzerinden bir etkinliğe meşruiyet gölgesi düşürmek için ve bunun için birkaç günlük söylem üstünlüğü sağlamak adına bunları kullanmak etik değildir. Olmayan bir şey üzerinden tartışıyorsunuz. Çıksınlar desinler ki filan basın yayın organında, filan internet sitesinde, filan kanalda adı sayılan örgütlerden açıklama geldi. Veya onlardan biri yürüyüşte bulundu. Ha, eğer bunun üzerinden parlamentoda bulunan bir partiyi kriminalize etme hadsizliği yapıyorlarsa unutmasınlar, 6 milyon oy alarak bu parlamentoya gelmiş ve parlamentonun 3. büyük grubu olan partiye karşı biraz daha hadlerini bilerek konuşmalarını öneririm. Kimsenin kimseyi illegalize etme hakkı yok. Öncelikle hükümete düşen görev olmayan bir şeyi söylem üstünlüğü, politika üstünlüğü sağlamak için kullanmak değildir. Bu yürüyüşün güvenliğini almaktır. Geçen hafta burada ifade etmiştim, tekrar söylüyorum. Bu yürüyüşün, bu uyarılara, bütün bu öngörülere bağlı olarak ifade edilen işte yollarına tezek dökmelerden mermi kovanları bırakılmaya kadar süreçlerine rağmen, yapılan uyarılara rağmen eğer tedbirler alınmadığı için, güvenlik zafiyetinden kaynaklı olduğu için bu yürüyüşün başına bir şey gelir, birinin bunu kanarsa sorumlusu siyasi iktidar olacaktır. Yok İstanbul'un girişinde şöyle olacakmış da böyle olacak. Peki siyasi iktidar bostan korkuluğu mudur? Ne yapar? Daha olmamış bir olay üzerinden tartışma yürütmek değildir görevi. Bunun tedbirini almak, güvenliğini arttırmaktır. Dün Ankara Adliyesi'ni bir güvenlik kampına çevirenler, bazı paramiliter güçlerin bu yürüyüşe dönük bindirilmiş kıtalar biçimde birileri tarafından saldırtılmasını engellemektir. Görevi budur. Görevi Ankara Adliyesi'ne gelen Avrupalı heyeti engellemek değildir. Görevi Ankara Adliyesi'ne bir lideri savunmak için gelen avukatların yolunu kesmek değildir. Bu ülkenin güvenlik enerjisinin doğru kurgulanması, doğru kullanılması, hukukun üstünlüğü ve demokratik teamüller için kullanılması gerekiyor. Bu saatten sonra kimseyi inandırtamazlar. Eğer bir olay çıkarsa bunun tek sebebi siyasi iktidar olacaktır. Teşekkür ederim.